Madımak'ta olaylardan yani festivalin başlamasından önce broşürler oranın yerel gazeteleri şeytan ayetleri üzerine ciddi bildiriler ve yazılar yazmaya başlıyor. Hep bunu iddia ettim. Madımak derin devletin Doğu Perinçe'yi Aydınlık Gazetesi'nde kullanarak meydana getirdiği bir olaydır diye. Madımak katliamından oldukça önce Aydınlık Gazetesi'nde Doğu Perinçe'nin emriyle ve çevirtirmesiyle Şeytan Ayetleri yayınlanıyor. Aydınlık Gazetesi o zaman kimin? Doğu Perinçe'nin değil. 10 bin lira aşağı hazinesini ve arkadaşlarının 12 Eylül sonrası kurduğu ve sonunda yaşama geçirdikleri günlük gazete. Neyse derken bir gün gazeteyi bir açıyoruz ki Şeytan Ayetleri bir tefrik halinde yayınlamaya başladı. Hemen babamı arıyorum. Baba böyle bir şey sen mi yaptın diye. Hayır ben yapmadım diyor. Sonra ikinci ya da üçüncü akşam tam anımsamıyorum. Bir arkadaş esas mesleği gazetecilik olmayan ama kendisine göre İngilizcesi olan birisi ikinci ya da üçüncü çeviriyi getiriyor. Yani her baskıya bir çeviriyi gece evde yapıp ertesi günü hazırlayan bir arkadaş. O arkadaşı ben hayatımda ilk defa görüyorum. Aziz'in hiç tanıdığını zannetmiyorum. Artı Aziz'in kitap olarak yayınlamak istediği Şeytan Ayetleri'nin kimin tarafından çevrildiğini ve yarım bırakıldığını da biliyorum. Her zaman söylediğim gibi bu kendisi açıklayana kadar benim için bir sır olarak kalacaktır. Hatta Aziz'in kendisine ya çevir senin adını koymayalım benim adımı koyarız önerisinde götürüyor ona rağmen hayır diyor. Kendi açısından haklı olabilir. Şeytan Ayetleri'ni yayınlayacağını söylediği için Aziz'ine İran'dan ölüm fermanı veriliyor Meyni tarafından. Hatta işte o Madımak katliamından sonra Aziz'ini sadece sağcılar suçlamadı. Kendilerine solcu diyenler de suçladı. Onlardan bir tanesi şu anda milletvekili meclise girdi. HDP'den meclisteken yani sonradan yanlış yaptığını açıkladı ama Aziz'ini suçsuz ilan etti birdenbire.